Evet, bugün burada Balıkesir'de sivil toplum platformu tarafından düzenlenen Filistin etkinliğine katılıyoruz. Tabii sizin de gördüğünüz gibi yoğun bir katılım var. Balıkesirliler Filistin'de yaşanan o soykırımı, o katliamı kınamak için bugün buraya geldiler. Aylardır Filistin'de insanlar katlediliyor, insanlar öldürülüyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ama dünyanın vicdanı artık bunu kabul etmiyor. Bunu dünyanın dört bir tarafında düzenlenen, üniversitelerde düzenlenen etkinliklerde görüyoruz. Yine aynı şekilde sokaklarda görüyoruz, caddelerde görüyoruz. Bugün aynı etkinliği biz Balıkesir halkı olarak burada yapacağız. Siyasi olarak bizler buradayız. İl başkanımız burada. Milletvekili olarak biz buradayız. Yine aynı şekilde sivil toplum platformunda bulunan STK'ların başkanları burada. Üyeleri burada. Balıkesir halkı burada. İnşallah bu katliamı, bu soykırımı milletimizle birlikte burada telin edeceğiz. Birazdan Kuvayi Milliye'ye doğru başlayacak olan yürüyüşümüz Zanuşpaşa Meydanı'nda yapılacak bir açıklamayla son bulacak. Bugün sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği Filistin'le ilgili yürüyüşe 6 Eylül Karesi ve il teşkilatlı olarak yoğun bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Gerçekten Kuvayi Milliye şehrine yakışır bir yürüyüş olacağını düşünüyoruz. Vekilimizin de söylediği gibi gerçekten çok büyük bir soykırım, çok büyük bir zulüm var. İnşallah son bulması için elimizden gelen sesi Balıkesir'den, Kuvayi Milliye şehrinden vermeye devam edeceğiz. Öncelikle bu akşamki yürüyüşün yazılanmasına vesile olan sivil toplum kuruluşlarına hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Rahmetli Cennet Mekan Erbakan hocam derdi ki İsrail kınamaktan anlamaz, güçten kuvvetten anlar derdi. En azından bu topluluğun bir şekilde farkında olması, Filistin'in Gazze'de yapılan zulmü dünyaya duyurmaya çalışmasından dolayı buraya katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başlangıç olur, bir farkındalık olur ve Gazze'deki sorunların sona erdiği günleri, Mescid-i Aksa'da hep beraber bayram namazı kıldığımız günlere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Abdülkadir Durmaz, Saadet Partisi İl Başkanı. Bugün burada en azından Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun yapmış olduğu organizasyona katılalım. Biz de hem milli görüşçü kuruluşlar olarak bütün derneklerimizle ve siyasi parti, il ve ilçe teşkilatlarımızla beraber bu programa katılalım. Gazze'deki özellikle 7 Ekim'den sonraki olayları protesto etme manasında biz de sonuna kadar orada bulunduğumuzu, her ne kadar burada elimizden hiçbir şey gelmeden sadece protesto yapsak da oradaki kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğunu her daim bildirelim istedik. O yüzden de bugün buralardayız. Elhamdülillah gördüğümüz kadarıyla hemşerilerimizin desteği güzel. İnşallah Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diye dua ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mescid-i Aksa ...75 yıldır devam eden zulmü kınamak adına Aksa Tufanı başladığından beri Anadolu Gençlik Derneği ve sivil toplum kuruluşları olarak meydanlardayız. 14 haftadır da Balıkesir Anadolu Gençlik Derneği olarak Paşa Camii'nin önünde eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz, basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Her pazartesi günü bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Umut ediyoruz ki şehrin gündemine inşallah Kudüs, Mescid-i Aksa'yı ve Gazze'deki katliamları sokmuşuzdur. İnşallah insanların bilinçlenmesine, kardeşlerimizin bilinçlenmesine vesile olmuştur. Bugünkü yürüyüşümüz de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bütün Balıkesirlilere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ecrini zayi etmesin inşallah. Balıkesir için istediğimiz birliği yakalamış olduk bu akşam. Ben açıkçası bu manada çok mutluyum. İnşallah bunun devamı gelir. Sesimizin çok daha fazla yüksek çıkması gerekiyor. Çünkü ben öncelikle bir Müslüman olarak ar ediyorum her gün daha fazla çocuğun ölümünden dolayı, kadının bir şekilde bu dünyada zulüm görmesinden dolayı, bir Müslümanın zulüm görmesinden dolayı, suskun kalmaktan dolayı ar ediyorum. İnşallah bundan sonra çok daha yüksek bir sesle
bu zulmün artık son bulması için daha büyük adımlarla devam ederiz niyetindeyim. Çok teşekkür ederiz bu fırsatı da bize verdiğiniz için. Bu imkanı sunanlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.